yemin ederek diyete başlamak sizce nasıl bir şey? Yakışıklı mı? Özellikle çok kilolu olan arkadaşlara da şart bence. Bayağı tehlikeli, Allah vermesin. Eklemler, kalp, her şey berbat oluyor. Şeker hastalığı, bilmem ne, şu bu falan. Yani intihar gibi bir şey. Bir de hafiften alıyor. Yani nasıl erteliyor, bir daha yapamıyor. Ya öyle olmuyor, zannettiğin gibi olmuyor. Yalnız diyet için bu aylar olmaz. Yani Şubat, Mart çok tehlikeli, hep ölüm aylarıdır yani. Yani doğum ve ölüm en yoğun olduğu aylardır. Ve çok yırtıcıdır Mart ayı. Yani böyle sökücü bir aydır. Tehlikeli olur. Nisan da öyle yani, o kadar güçlü olmaz Nisan. Mayıs'tan sonra oluyor. Mayıs'ın 15'inden sonra falan. Haziran çok uygundur. Haziran, Temmuz. 1 Haziran, Temmuz, Ağustos sonuna kadar olur. Haziran, Temmuz, Ağustos. Orada ne rejim yaparsa yapar, ondan sonra onu muhafaza etmek lazım. Yani geriye adım atmamak lazım. Yani şundan ne olur, bundan ne olur? Oluyor, olur yani. Yani 10 gram dahi almamak lazım. Evet, dinliyorum. Arap nefreti nasıl biter? Güzel yüzüm, evet, o çok korkunç bir şey. Arap nefreti var, Kürt nefreti var, Rus nefreti var, Rum nefreti var, Ermeni nefreti var, Yahudi nefreti var, efendim? Alevi nefreti var, Kızılbaş diyor ya böyle. Ben çocukluğumda falan duyuyordum, adam abo falan derlerdi, Kızılbaş. Hepimiz Kızılbaşız. Hazreti Ali beyaz sarık sarıyor başına. Bu savaşta 17 yerinden yaralanıyor. Kabadayının, delikanlının şanından 17 yerinden. O sarık kızıl kan oluyor tabii. Alnından, yüzünden yaralandığı için, kanı çektiği için tülbent kıpkızıl kan oluyor. Kızılbaşlığın başlangıcı o. Delikanlılığın, kabadaylığın diğer adıdır Kızılbaşlık. Dolayısıyla aleyhlerine konuşanlar halt etmişler. Alevi kardeşlerimizin hepsi yiğit, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden asil. Ve İslam'ı çok temiz, dürüst uygulayan, yaşayan insanlardır. Bağnazlığa, yobazlığa karşı da kaledirler. Dolayısıyla mesela Kürt kardeşlerimize yönelik öyle. Bir değerli Kürt milletvekili kardeşimiz vardı AK Parti'den. Ya hocam dedi, bir gün dedi sohbet ediyoruz dedi. Yemek yiyorlarmış. Kalabalık yabancılar olmuş. Ya mesela ben Kürdüm demiş. Adam haşa demiş ya, estağfurullah demiş ya. Sanki küfretmiş gibi yani. Çok anormal bir şey ya. İnanılır gibi yani. Rezalete bak. Utanmıyor da yani. Hayasız insan. Kürt olmak şereftir ya. Onurdur. Asalettir. Benim kız arkadaşlarım çoğu Kürt. Delikanlıların çoğu Kürt. Hepsi mert, gayet efendi insanlar. Ahlaksıza bak sen ya. Haşa diyor yani sanki. Kendine küfretmiş gibi. Yani. Aslında neyse, orada yapılacak şeyler vardı ama ben olsam yapardım yani. Derdim de, saydırırdım da yani. Dolayısıyla böyle ahlaksızlara hiç itibar etmemek lazım. Hepsi birbirinden güzel insanlar. Ruslar da tertemizdir, Araplar da tertemizdir. Efendim, Çerkezler, Türkler, hepsi Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un evlatlarıdır. Öyle ırkçı, kindar kafayla bakanlar ahlakı bozuk, dengesiz insanlardır. Onları hiç kale almamak lazım. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un garip konuşmalar yaptığı için kendisine ayar vermek zorunda kaldığını söylemişti. Fransa'nın en büyük gazetesi Le Monde'da da bu açıklamalar haber oldu. Haberde Macron'un ezildiği söylendi ve Fransa'nın güçsüz tutumu eleştirildi. Fransa, Suriye'deki savaşta Türklere karşı güçsüz kaldı. Macron, YPG'ye destek sözü verdi ama Ankara'dan korktuğu için adım atamıyor. Macron, Erdoğan ile karşı karşıya gelmeyi iyi bir fikir olarak görmüyor denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron için neler söylemişti? Tekrar izleyebiliriz. Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım.